Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Kültür Bakanlığı Ayasofya ile ilgili bir karar aldı ve sosyal mecrada tartışılıyor. Aldığı günden bugüne tartışmalar yara alevlenerek, yara durularak devam ediyor. Ancak şunu görüyoruz, bu tartışma bitmeyecek. Devam edecek. Yani bu uygulama sürdüğü müddetçe bu tartışmalarda zaman zaman değişerek, belki zaman zaman farklı durumlar ortaya çıkarak bence devam edecek. Tabi pek çok arkadaşımız da yorumlarla bunlara katılıyorlar. Çeşitli yorumlar getiriyorlar. Şu yorum şu şekilde iyi oldu diyorlar, bu şekilde iyi oldu diyorlar. Bazısı iyi olmadığını ifade ediyor. Ortada devam ediyor. Onun için kısa bir açıklama yapmak daha durumunda kaldım. Yani bugün bu konularda birkaç kelam daha etmek durumunda kaldım. Şimdi Ayasofya nedir? Bakın Ayasofya'nın camiye çevrildiği 86 sene sonra zincirlerinin kırıldığı bundan iki buçuk sene önce o Temmuz ayında biliyorsunuz 2020 yılı Temmuz ayı. Şimdi ben o gün Ayasofya önünde en az 7-8 kanalda program yaptım her birinde konuştum. O gün de çeşit çeşit yorumlar yapılıyordu. Tabi o gün yapılan yorumlar daha çok açılmasın yönüyle idi. Ama açılsın diyenler de başka başka teklifler getirenler de vardı. Gazetelere girenler bunları görür. İşte oradaki resimlerin ne olacağından, paranın işte parasızlık çekileceğinden, Ayasofya'nın ciddi bir gelir getirdiğinden bahsediyorlardı. İşte bir kısmı şöyle olsun, bir kısmı böyle olsun diyenler vardı ki bunlar çok eskiye de dayanıyor. Haber Global'da program da yapmıştım. O gün orada birisi bir anket şirketinin sahibi yaptığı anketi anlatıyordu. Yani ikimiz programdayız. Efendim işte anket yaptık, insanlarımıza sorduk. Ayasofya cami mi olmalı, Ayasofya kilise mi olmalı, Ayasofya müze mi olmalı? Anlatıyor. %70'i cami istedi, %20'si kilise istedi, yüz, e, müze istedi, %7'si kilise istedi. Anlatıyor. Şunu istediler, bunu istediler, kararsızlar. Bir dakika dedim. Bir dakika. Ya nasıl anket yaparsın sen diye sordum. Yapamam mı dedi. Yapamazsın kardeşim dedim. Nasıl yapamam? Yapamazsın. Anket yapamazsın. Karıştı orası. Ya dedim sen benim evimi, Ahmet Şimşirgilin evinin bir odası, şu mu olsun, bu mu olsun, şuna mı devre olsun, buna mı devre olsun, nasıl anket yaparsın? Sen Ayasofya'nın şu anda ne olduğunu biliyor musun? Ayasofya nedir? Şaşırdı tabii. Ayasofya nedir? Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır. Ayasofya'nın vakfiyesi düzenlenmiştir. Vakfiye ne demektir? Vakfiyeye kim dokunabilir? Kim söyleyebilir? kim değiştirebilir? Vakfiye Fatih Sultan Mehmet kendi çevresiyle beraber aldığı Ayasofya'yı fetih hakkı olarak camiye çevirmiş, bütün çevresinde de satın almış, ona şu kadar malını da bağışlamış, kıyamete kadar cami olmasını vakfetmiş. Kime geçti Fatih Sultan Mehmet Han'ın bütün bu mülkleri ve Ayasofya Cenab-ı Hakk'a geçti. Vakfedilen bir şey artık cenab Hakk'ın mülkü hükmündedir. Kimin vak ve o vakfiyeye hiç kimse dokunamaz. En zalim hükümdarlar dahi dokunamaz. Değiştiremez, bozamaz. Değiştirirse, bozarsa iş nereye gider? Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Ayasofya'da söz sahibi kimdir? Ahmet Şimşir mi? Kültür Bakanı mı? Şu yorum yapanlar şöyle olsa daha güzel oldu, böyle olsa daha güzel oldu, şu oldu, bu oldu, şunu yapalım, bunu edelim diyenler mi? Kültür Bakanı mı? Cumhurbaşkanı mı? Kim? Hiç kimsenin Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Ayasofya'nın tasarrufu Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesidir. Sevgili dostlar, bari haddimizi bilelim, hududumuzu bilelim. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu derken kendimizi tanıyalım. Cenab-ı Hakk'ın mülküne el uzattığımızı düşünelim. Evet, haddini bilmek gerçekten çok önemli. Şimdi Hakimiyet sembolü Ayasofya diye ben o zaman kitapta yazdım. Ayasofya'nın ta müze yapılışına kadar. O müze dönemi. Ayasofya bağlandı marif bekaletine. Orası da bunu müzeye çevirdi bir kararla. Ve Danıştay 10. dairesi bakın bu kararı iptal etti. Bu kararı iptal etti. Bana göre Danıştay 10. dairesinin o aldığı kararın sonuç kısmı bir gümüş levha üzerine yazılmalı Ayasofya'nın kapısına asılmalı. Kapısına asılmalı. Ayasofya'ya da işte tasarrufta bulunan, değiştirmek istenen Ayasofya'nın maksadı dışına çıkartılan noktalara dikkat etmeli. Yani bakın Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için Toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdı. Tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu, vakıf senedinin hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare içinde bağlayıcı olduğu, yani her şey yazıyor. Vakfedenin vakfiyesi dışına asla çıkılamaz olduğu net bir şekilde vurgulanıyor. Bunu da vakıflar genel müdürlüğü yürütecek, Diyanet yürütecek ve devlet bunu ne yapacak? Kontrol edecek. O vakfiyenin dışına asla çıkılamayacak. Demek ki Ayasofya'da tasarruf Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesidir. Tescillemiş olduğu. Kıyamete kadar da bu böyledir. Fatih Sultan Mehmet ki bunu en küçük bir haliyle değiştirene de Allah'ın, meleklerin, insanların her bir şeyin laneti üzerine olsun der. Dün bunları paylaşıyorduk. Bunları anlatıyorduk. Alkışlıyorduk. Bakın Harvard Üniversitesi Harvard Hukuk Derneği sevgili dostlar. Danıştay 10. dairesinin aldığı kararı cümle cümle değerlendirdi. Cümle cümle değerlendirdi. Kitaba da bunu yazdım. Bu kitapta da geniş şekilde o zaman o Harvard Hukuk Derneği'nin kararlarını değerlendirdim. Bir tek noktasına itiraz yapamadılar. O günlerde bazıları Ayasofya işte efendim siyaset değiştirsin Asla siyaset girmemeli demiştim. Ayasofya hukukun işi demiştim. Hukuk verecek kararı demiştim ve hukuk kararı verdi. İşte bunun için çok önemli hukuk. Hukuk burada çok önemli. Danıştay 10. dairesinin vermiş olduğu karar bir gümüş levhaya altın yaldızlı harflerle yazılmalı, asılmalı. Kültür Bakanlığı orada ne kadar ne olabilir? Bakınız işte herkes efendim işte çok kalabalık oluyordu çok şu çok. Hayır. Bir Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ne diyor? Buradan bakarsın. Diğerine çözümler üretirsin. Çözüm üretirsin diğerine. Çözüm üretirsin. Her tarafı bir defa cami olur her yerinden namaz kılınabilir. Bir defa vakfiyeye uyulacaksa konu konu böyledir. İki Ayasofya'nın bir köşesi veya bir alanı bir süreliğine bir zaman için Hristiyanlara gayrimüslimlere verilemez. Bu vakfiyeden çıkmak olur. Evet içeri girip gezebilir. Gayrimüslim parayla da gezer. Peki Müslüman, İngiliz Müslüman, namaz kılacak Müslüman, Afrikalı Müslüman, Ortadoğulu Müslüman bunlar para mı verecek? camiye girerken nasıl ayıracaksın? Ayıracaksın onu işte. Onun çözümlerini bulacaksın. Gayrimüslimler, gayrimüslim parasıyla girer. Gezer, gezmek için giriyor. Bunda bir beis yok. Vakfiye de bununla ilgili özel bir karar da yok. Ama Müslüman namaz için, ibadet için her zaman açıktır. Zaten buraya verilmiştir. Ama onun için bir bölümünü ayıramazsın. Bir süreliğine ayıramazsın. 2012 şu kitapta bakın derin tarihte. Derin tarih o zaman 2012 yılında. İşte Ahmet Akgündüz, Mustafa Armağan, Haluk Dursun, Etyen Mahcupyan. Nasıl bir bölümünü birilerine veriyorlardı? O galeriler Hristiyanlar orada ibadet etmeli ya da Christmas'ta Hristiyanlar Kadir Gecesi'nde Müslümanlar etmeli. Tamamen dinler arası diyaloğa bir yol açılmak isteniyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2020'de bunların hepsini kırdı. Doğrudan ki hukuk da aldı kararı Danıştay 10. Dairesi Fatih'in vakfiyesine uygun olarak kararı aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız da o kararı imzaladı. İşte bugün Kültür Bakanlığı bu kararı değiştiriyor. Bir bölümünü gayrimüslimlere ayırıyor. Müslüman'a zaten paralı olmaz, o otomatik müziğe çevirmek olur. Otomatik müziğe döndürmek olur o kısmı. Dikkat edin, nereye alıyorsan. O kısmı otomatik Fatih Sultan Mehmet vakfederken ta aleminden temeline kadar cami yıkıldı şurası öyle burası öyle diyemezsin. Yarın başka kültür başka bakanları da başka noktaları başka amaçlarla kullanır kardeşim. Yol açma. Veya bu yolu destekleme. Destekleme. Yol açan kadar, yol açan kadar, o yolu açan kadar sen de vebalde olursun. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfına, vakfiyesine, kararına sen de vebalde olursun. Üç kuruş para için değmez. Birileri alkışlasın diye değmez. Neyin peşinde olduğunu iyi düşün. Fatih Sultan Mehmet bir vakıf, vakfiye ne demektir? Bir oku ya. Vakfı oku, Danıştay'ın kararını oku. Şimdi biz bıraktık Danıştay'ın kararını, bıraktık Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesini, hiç konuşan yok. Vay efendim şöyle, vay böyle, vay para, vay işte e, şu fayda, vay çok kalabalık, vay eksik. Azalırsın kardeşim. Çok girdiyse azalırsın. Tedbirini ona göre alırsın. Vakıflar, diyanet alır bunun kararını. Sonra oranın işletmesini bir başka dışarıdan bir şirketlere vermek demek ne oluyor? Ayasofya'da kim etkili? Bir şirket mi dışarıdan? Allah Allah. Bunu... Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Vakfı nerede duruyor? Fatih Sultan Mehmet Vakfı nerede duruyor? Onun vakfiyeti, onu işletecek ekibi kurarsın. Onlar gayrimüslimlerden de alınacak parayı alırlar. Sen dışarıdan birilerine veriyorsun, Müslümana almıyor içeriye. Bir hafta boyunca. E sonra ver 25 euroyu gir içeri. 25 euroyu ver gir içeri. Şimdi biz de sevinelim öyle mi? Ahmet Şimşir e göre konuşmuyorum. Falancıya filancıya göre değerlendirme yapmıyorum. Burada bir vakfiye var. O vakfiyene kıl ucu kadar değiştirene ne gerektiğini de vakfiyede Fatih Sultan Mehmet Han yazdı. Bunları iyi değerlendirelim sevgili dostlar. Yol açmayalım. Yol açmayalım. Ortada bir hata varsa ve Kültür Bakanlığı eliyle bu yapılıyorsa o kültür bakanını uyaralım. Kültür Bakanı İstanbul işgal edildi dediği için ben de peşine düşüp herhalde İstanbul'a işgal edildi demeyeceğim. Kültür Bakanının yanlışlarına doğru demeyeceğim. Yanlışına yanlış diyeceğim, doğrusuna doğru diyeceğim. Ayasofya'da çok tehlikeli dinler arası diyaloğa gidecek kadar bir yol açılıyor. Öyleyse ben bir ilim adamı olarak vakfiyeleri vakıfları bilen biri olarak buna diyorum ki dur kardeşim orada. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Kültür Bakanlığı'nın bu faaliyetini durdurmasını istiyorum. Bunun için CİMER'e, sevenlerime, Müslümanlara diyorum ki CİMER'e şikayetinizi yapın diyorum. Öyle başka da bir şey elimden gelmiyor. Duyurumu yapıyorum, sözümü söylüyorum. Bir İlim adamı olarak söylüyorum. Ve öne koyduğum nokta Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi. Değiştireceğim diyorsan, yani birileri değişsin ne var canım hani işte öldü gitti biz şeyin dediği gibi Ziya Gökalp'in işte neden bilmem dirilerin verilmiş dizginleri bir ölünün eline diyorsanız, biz istediğimiz gibi hareket ederiz diyorsanız, Haklıyız diyorsanız yazın çizin, yazın çizin, destekleyin. Söyleyecek bir sözümüz yok. Evet sevgili dostlar, inşallah şu büyük yanlıştan ve ileride büyük yanlışlara yol açabilecek bir yanlıştan ben dönülmesini diliyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.